Ankara'ya geldik. Beğeniyor mu insanlar? %90. %90. Çok iyi. 2.1 değil buranın puanı. Hoş geldin. Kilo kilo solucan yerim, bunu yiyeceğim. Hocamlar, selamlar, ne yapıyorsunuz, nasılsınız, keyifler nasıl? İstanbul'un en düşük puanlı restoranlarını denedikten sonra Ankara'nın en düşük puanlı restoranları için Ankara'ya geldik. Dar geldi sana Ankara. Şadiye'de kaçmış Osman'a. Geldik Ankara'nın bağlarına. Ekipçe geldik. Bekir ve Emir'le beraberiz. İnanılmaz kötü restoranlar bulduk. Günlerdir yorumlarını okuyoruz. Zehirlenme ihtimalimiz %100. Evet abi, çok yüksek. İşkembecimiz var. Dönercimiz var. Aspava var. Hamburgercimiz var. Hepsinin yorumları birbirinden kötü. Hepsinin sonunda hastaneye gidenler olmuş. Kazıklananlar da olmuş bu arada, enteresan bir şekilde. Aspava'dan mı? Burgerci'deydi galiba kazıklananlar. Burgerci'de şey abi, malzeme çok eksik böyle. Mesela malzeme koyulmayan, et olmayan var böyle. Kurşu boyutunda et koymuş içine evet, yani. Evet abi, onlar çok var. Bakalım, kazıklanacağımızı ben pek düşünmüyorum ama zehirleneceğimize çok ama eminim peki bugün. Peki niye Ankara? Niye Ankara? Niye Ankara? Abi atam bile Ankara'yı seçtiyse ben kesin Ankara'ya gelirim diye düşündüm. Evet oğlum, deniziyle meşhur olan bir yerdeyiz biz. Güzel bir yer burası. Bence de mantıklı. Saat kulesi var bak. Saat kulesini yapmış ama saatin pilini takmamış. Saat 2'yi gösteriyor. Şu an saat 12. Şimdi tanınmayalım diye yine şöyle bir cosplay'imiz var. Mr. Robot benzedin abi. Mr. Robot'a mı benzedim? İyi oğlum o zaman. Mr. Robot da yakışıklı bir adam değil ama ya. Biraz Avel abi. Mr. Robot'un tipi. Geldik Ankara'nın en meşhur aspavacısı. Ankara'nın korna sesi meşhur ama. Şoförleri de meşhur. Şoförleri... Şimdi bak, aspavamız 2.4 puanlı. Genelde giden insanlar demiş ki bir yıldız bile hak etmiyor. Birçok aspava denedim. Buranın aspava ile uzaktan yakından alakası yok. Aspava kesinlikle olamaz. Meze çok az ama çok çok kötüydü demiş. Şu ana kadar gittiğim aspavalar arasında en kötüsü ne yemekleri güzel ne mezeleri. Mezeleri biz istemesek getirmeyeceklerdi. Getirdiklerinde de resmen kafamıza attılar. Hiç beğenmedik. Hizmet sıfır. Çok ilgisiz, alakasız mekan. Müşteriye muamele çok kötü. Ya aspavanın mantığı normalde şu. Biz oturuyoruz. Döner ya. SSK dediği şey aslında bir döner. Dönerin yanında sonsuz tane meze. Sonsuz tane sürekli o tazelenen mezeler. Evet, evet. İkramlar geliyor. Burada mesela başka biri de demiş ki içli köfte getirdiler mezelerin yanında. İkram sandık ama para istemişler sonrasında içli köfteye. Menüde yazıyordu, baksaydınız demiş mesela. Taz anlamında çok fazla bir yorum yok. Evet. Daha çok evet. Dolandırmak. Bakalım, belki lezzetten memnun kalırız. Dolandırılmaya okeyiz. Biz alışığız. Üst kata mı çıksak? Üst kat açık mı abi? Abi biz ilk defa aspava yiyeceğiz. Ankara'ya çok sık geliyoruz da aspavadan yeni haberimiz oldu. Burayı önerdiler. Abi nedir bu aspava? Ha, o da mı aspava? Bu da aspava, da yaşıyoruz. Bir bundan alalım, bir bundan alıyorum. Deneyelim ikisini de. Olur. İkisi de aspava deniyormuş tamam. Ya. Bunda iki kişilik mi yapayım? Allah sağlık, sağlık. Abi o bir kişilik olsun. İki tane de... İki tane de onu alalım. Yani menüde siz... göremedim onu da. Hangisi var? Seseden yazmıyor bunu. Ha. Yazmıyormuş. Adana'ya 200 yazıyor. O da 200 olmalı. Bunu Adana'dan bir Urfa'dan yapıyorum. Tamam. Ne isterseniz, acılı mı acısız mı mesela. Normalde döner olmuyor mu ya SSK? Döner kalmadı. Bunlar şeyden de yapıyorum ben, Adana veya Urfa'dan. Ha olur tamam. Şey Adana'dan alalım. İki tane SSK olur. Adana'da. Karışık yapıyorum bir tane. Yan taraf döner yiyor ama herhalde onlar son döneri yedi. Bize kalmadı döner. Tamam bak, yanında bir şeyler geldi oğlum. Normalde tabii bu değil de. Meze değil bu yani. Gerçekten bayağı meze geliyor normalde yanında. Burada böyle gelmiş. Salata güzel. Ya bu ama yani bu masa mesela İstanbul'da da abi herhangi bir dürümcüye gittiğinde seni karşılıyor bu masa yani. Öyle olmalı zaten. Ya. Beş çeşit meze çok az. Turşu çok iyi. Bunlar çok da meze gibi değil ya. Yani. Salata gibi bir daha çok. Evet evet. Turşu iyi. Güzel mi? Çok. Bir turşu nasıl kötü olabilir? Aa, bu olmamış. Olmamış bence bir turşu. Kapağı erken açılmış. İnsanlar aspava bu değil derken haklıymış oğlum adam. Mesela Adana'dan da olur deyip Adana aspava veriyor. Daha komiği dürümün menüde fiyatının olmaması. Adam şimdi 3000 lira dese bir dürüme ne diyeceğiz? Sorsaydın der sana. Yasal olarak yazması lazım. Dava açsak biz kazanırız. Abi kaç yıllık burası? 72'den beri. 72'den beri. Aynı işletme mi 72'den beri? Maşallah. Beğeniyor mu insanlar? %90. %90 çok iyi. Bizde de çok önerdiler çünkü aspava aspava diye. Biz de yazdık hemen Google'da burası çıktı. Geldik. Peki abi şimdi aspava genel olarak neye deniyor? Biz döner dürüm diye biliyorduk çünkü onu. Adana'da mı aspava olabiliyor? Kaşarlı, soslu. Tamam. Döner. Hmm. No, aspava o aslında. Evet. Biz bugün aspava yemiyoruz. Biz o zaman aspava yemiyoruz. Yani ben İstanbul'a döndüğümde arkadaşlarıma aspava yedim diyebilir miyim? Evet. Tamam almasın. Tamam. Biz burada sushi de yesek aspavaydı aslında. Gömün bakalım bir çocuk var. Tip olarak gerçekten aspava. Kötü değil. Değişik.
Ben beğenmedim bu arada burayı. Yani paspava değil yediğimiz, yorumlara katılıyorum. Lezzet olarak okey. Et ne kadar kötü olursa olsun içine sos ve kaşar koyuyorsan bir şekilde güzel olur. Yani o birazcık düzeltiyor. İnsanlar o kadar çok fiyata bilmem neye söylenmekten lezzete sövmeye yerleri kalmamış. Çok rezalet değil bu arada. İyi iyi. Abi şimdi hesabı alabilir miyiz ya? İki tane SSK, iki kola, bir soda, 1050-1200 doğru. Adana porsiyon menüde 200 lira. Biz 250 lira birime verdik. Kaşar ve sos var onun içinde öyle düşün. Kaç veriyorsunuz fiyat performans? 1,5. 1,5 benim de aklımda. Ben de 1,5. Ben her şeye okeyim. Hani yemeğin çok lezzetli olmamasına falan da okeyim. Benim tek takıldığım nokta bana bu dükkan inandırdı ki ben Aspava yediğime inanıyorum şu an. Ama ben Aspava yemedim. Değil, değil. Abi Aspava değil. Şimdi dürüm kötüydü, kebap kötüydü ama yenemeyecek kadar kötü değildi. Zehirleneceğimizi de ben çok düşünmüyorum ama büyük bir sıkıntı var. Aspava diye geçiyor buranın adı. Aspava yemedik biz. Kandırıldık. Evet, kandırıldığımıza inanıyorum ben de. Hatta biz çıktık. Yan dükkandan bir eleman geldi. Onunla konuşuyorduk. O dedi ki bu Aspava değil ki abi dedi. Biz de katılıyoruz Aspava olmadığına. Aspava dediğimiz şey dönerden olur. Adam bize döner yok diye kebap da Aspava dedi. Kebap da olmasaydı salata verecekti Aspava diye. Verecekti yani. Şimdi bir işkembeciye gidiyoruz. Genelde buraya gelen yorumlar içindeki işkembenin işkembe kesinlikle olmadığı yönünde. İçinden kemikler çıkmış. Böyle kıkırdaklar çıkıyormuş sürekli. Çorbanın deriler çıkıyormuş. Ya genel anlamda işkembe zaten güzel bir fikir değil. Hani yemek anlamında. Evet, evet. Ben seviyorum. Bak şimdi burada çok yorum var. Birkaç tanesini seçelim, okuyalım. Oradan çorba içeli işkembeye tövbe ettim. Bu kadar iğrenç bir şey olamaz. Etleri köpeğin bile yemedi. Sakın gitmeyin. Aklı olan gitmesin. Oo. Bir kişi caps açık yazmış. Bak çok sinirli. 2 ay önce yazmış. Bu işletme kötü yemek yapmıyor. Resmen suç işliyor. Yorumlara bakarsanız herkesin şikayeti aynı adam. Yemek yapmıyor, yemleme yapıyor, milleti avlıyor. Yorum yapmaya ben utanıyorum. Yazıklar olsun yazmış. Abi adam. Abi çok gerilmiş çok ama sinirli, ya. Çok sinirli çok. Evet. Bak rahmetli dedemin 300 küçük başlı ahırı vardı. Mekandan daha temiz kokuyordu. 2 adet köpeğim var. Burada sundukları çorbayı köpeğe döksem köpek dile gelip anama söver. Buranın toplam puanı kaç peki? Buranın puanı evet 2-7. Ama işte bizim bulduğumuz yorumlar hep bir yıldız bir yıldız. 2-7. Acaba bizim o şeydeki gibi Eminönü'ndeki gibi puanı yükseltmeye çalışmış mıdır evet, adam? Evet tam evet demeyeyim de şey diyeyim bunu incelerken böyle 5 yıldızlı hiç yorumsuz çok yorum vardı. Evet şimdi 5 yıldız verip yorum yapmayan kişiden böyle yorumlar varken bir yıldızda şunu düşünebiliriz. Eş dost gelmiş, eş dost puanı yükseltmeye çalışmış. İnsanlardan rica etmişler olabilir yani. 4 restorana gideceğimiz için hangisinden zehirlendiğimizi de anlayamayız. Hadi o zaman işkembeyle başlayalım. İşkembe mi olacak, işkence mi olacak görelim. Merhaba, kolay gelsin. Çorba mı alacağız, kebap mı alacağız, sürü yemek mi alacağız? Kelle paça alalım 3 tane. Tamam, hemen geliyorum. Surat ifaden kelle paça dediğimizde. Yarım deseydik abi keşke. Keşke yarım deseydik. Masa çok pis. Abla biz çorbaları yarım alabilir miyiz? Siz yeni mi devraldınız buraya? Yeni düzeniz inşallah. Ha, daha önce sizde değil miydi burası? Yok. Başkasının mıydı? Ne zamandır sizde? 7-8 ay olmuş. 7-8 ay bizde. Ya okuduğumuz yorumların hepsi hanımefendi devraldıktan sonra geçerli. Mesela 3 ay önce gelen bir yorum. Nimete kötü denmez ama yemin ederim kör bir aşçı sadece su kaynatsa bundan daha lezzetli olur. Ya çok ağır. Çünkü bir de alıyor. Çok ağır yani. İnsan sağlığını tehdit ediyor diyor herkes. Eyvah ya. Bana uygun bir yer gibi geldi fiyat anlamında. Fiyatı uygun olması gereken bir yer ama insan... Buyurun. Kelle paça mı dedik? Biz kelle paça dedik. İşkembe demedik. 205 lira oğlum kelle paça. Çok pahalı. Keşke işkembe isteseydin. Bir tanesini işkembe mi isteseydin? Bir tanesini işkembe yaptırayım mı? Dur bak sticker üstü sticker. Altında 2 tane daha sticker var. Menü update'i. Bunlar mantıklı. Kartal'dan herhangi bir şey bulayım size. Bul ya. Hemen işkembeci. İşkembe fiyatı nedir 180 abi? 180 lira. Abi Kartal'da işkembe 165 lira. Kelle paçada 185 lira ve burası iyi bir yer. Fiyat 165, burada 205. Kartal'la kıyaslıyoruz. Burası daha pahalı olduğu için daha iyi olmasını bekliyoruz biz doğal olarak. Takribi bir tane ekmek getiriyorlar. Turşu ve salata geliyor. Geldi çorbalarımız. Teşekkürler. Rengi çok koyu, bir de kuruyup sertleşmiş gibi görünüyor. Yani o ne? İşkembe. İşkembe. Normalde işkembede çok daha yoğun bir koku olur. İçine sarımsak da koymamışlar, sirke de koymamışlar. Yani şimdi kötü bir işkembeyi, kötü bir kelle paçayı güzel yapmak istiyorsan bol bol sirkeyi bocalayacaksın, sarımsağı bocalayacaksın içine. Kötü kokuyor bu. Ama siz yemediğiniz için muhtemelen garip geliyor size. Ben şu an ölmüştüm bu arada. Evet evet, bu kadar koklasam. Ha bu kötü kokuyor. Tamam, teşekkür. Sarımsak mı? Yeşil, ben yeşil sarımsak ilk defa görüyorum. Şimdi bence biraz taze tadını anlayabilmek için sarımsak koyma içerisine. Limon sıkalım sadece. Bak ben bu kanalda böcek yedim daha önce. Tarantula. Bu çok daha zor. Önce bir suyundan al, bir kaşık suyundan al, bir kaşık etli daha sonra.
Ne oldu ya? O kadar. O kadar. Ne oldu? Bunun tadı çamaşır suyu gibi ya. Çamaşır suyu mu gibi? Bilmiyorum, ben hiç beğenmedim. Abi senin bunu kıyaslaman lazım. Senin kıyaslaman lazım. Evet. Kör bir aşçı su kaynatsa daha güzel olur diyorum, bunu şu an anladım. Su içiyorsun ama içine böyle çamaşır atılmış gibi. Evet, bu gerçekten çamaşır suyu gibi bir tadı var. Yani şey değil, hiç böyle et ya da çorba ya da çorbanın yoğunluğu değil de böyle bir problemi var, anlatamadım. Yani laboratuvarda çıkacak bir sonuç. Yok yok. Suyu çok kötü, etini hiç deneyeyim de yani. Sünger gibi bir dene, bir tadı yemeyeceksin zaten, midem bulanacak. Bu zehirlenmek. O kadar mı abi? Bir çorbanın tadı nasıl buraya gelebilir? Yani eti bu arada suyuna göre daha az kötü. Eti de kötü ama suyu, çorbası... Ya böyle hani bir çorba içiyormuş hissiyatı yok. Sanki hani böyle bir şeyin artığını yiyormuşsun gibi. Ki biz dünyanın en midesiz insanlarıyız yani hepimiz. Ya akrep yedik, böcek yedik. Oğlum her şeyi yedik. Ben kurt görüyorum, kurt atıyorum ağzıma gördüğüm yerde. Çok kötü bu abi. Oo, kilo kilosu olacağın yerim. Bunu yiyeceğime. Allah Allah, niye böyle bir değişken, bir dene bakayım. Ne? Oğlum bir şey diyeceğim, İstanbul'daki denediğimiz bütün restoranları topla, bu kadar kötü değildi ya. Ben şu an hani o Eminönü'ndeki restorana şükrettim. Şükrederim evet, yani. Ben dolandırılıyım. Daha da mı kötü? Bu berbat abi. Yapma ya. Bekir'e bakayım. Zorla bela felaket bir şey yediriyoruz çocuğa. Bu da aynısı ki. Tat yok yani. Sen içinde hiçbir şey yok. Etinden aldın mı? Etinden al, etinden. İşkembe ama biraz kayış gibi olur. Öyledir yani, normal olur. Tabii kesin böyle değildir. İyi tarafından bakmaya çalışıyorum. Bak dedim, kusturuyor ya abi. O kadar mı? Çok kötü, çok. Oğlum ne kadar... Allah Allah. Aman ya. Gerçekten ya. Şansımıza sıçayım oğlum. İstanbul'daki en düşük puanlardan hepsinin toplamından kötü nasıl olabilir evet, ya? Evet, kesin hepsinden çok daha kötü. Özellikle çorba kısmı, sıvı kısmı ağzına değdiği anda yok oluyor. Bu, ben böyle bir şey yemin ediyorum hayatımda içmedim. İşkembesi ayrı kötü, suyu sıvısı abla ayrı kötü. Abla o kadar tatlı olmasına, bak yemin ediyorum sıkacaktım kendim ya. İyi lan, iyi diyecektim ama hiç diyemiyorum. Ben bir daha ömrü hayatım boyunca işkembe kelle paça içmeyeceğim muhtemelen. Peki ben şeyi merak ediyorum. Hesabı istediğimiz de niye içmediniz diye soracak. Biz de diyeceğiz ki abla hani çok beğenmedik tadı, bir garip geldi bize. Hani zehirlenmek istemedik falan gibi bir yaklaşsak ne diyecek kadın ama o ablayı da çok üzmek istemiyorum ben yani. Ben çok özür dileyerek buraya 1 puan veriyorum. Ben 1 puanı bile layık görmedim. Öyle yani. Bir de burası 2.7. 2.7'nin imkansız. Yok burası yani. Gerçekten 1 olsa 1 bile hak etmiyormuş diyeceğimiz bir yer. Evet evet. Teyzeyi de çok sevdik. Nasıl yapacağız ya? Neyse. Acelemiz çıkmış gibi mi yapsak? Koşarak çıksak dükkandan böyle hemen ödeyip. Yok ya. Bence söylememiz lazım. Arkadaşım bak, gerçekten şu an 2 sayfa yorum kaydırdım. Bir yıldız dışında bir tane yorum yok. Burası nasıl 2.7 ortalama olmuş. Bence bu teyzenin zaten çorba iddiası yoktu. Burası eskiden çorbacı olduğu için. Teyze diyor ya, pideci açmak istiyorum ben. Pideci açmak istiyorum. Abi belki de abla deli pide yapıyor abi. Ve kebap. Öyle düşün hani, yanlış alanda şu. Olabilir. Çok iyi resim de çiziyor olabilir. Evet, belki İyi ressam olması lazım. Abi yani. Değil mi? Bir tane bir dışında yorum yok. Bak bir tane yok. Bak. Oo. Bütün yani ya hepsi bir yıldız ya. Ama çok efendiler abi. Evet abi, yok bir yıldız dışında buranın aldığı nasıl bir puan. Nasıl ki o zaman yani. Hah bak, bir kişi vermiş. Konu işkembe olunca çok iyi mekan bulmak imkansız. Ama burası gerçekten çok lezzetli işkembeler yapıyor ve garsonları ilgili. Fiyatları da uygun. Ağzının tadını bilen herkes gitmeli bence demiş. Abla herhalde Covid'den sonra pek düzelememiş. Burası nesilden nesile kötü bir yermiş ama. Tabelada şey falan yazmıyorlar abi, işte 58'den beri en kötüsü. Ama bak böyle bir iddiayla reklam yapsalar çok fazla gelen evet olur. Ama işte gelen de bir daha gelmez. Müze gibi düşün. Müzede müze. Bir kere gidersin. Evet doğru. Hiçbir yemeği kötü demem ya artık mesela. Yemek bak, seçim olayı bitti. Beni buranın reklam yüzü yapsınlar. Bir tek turşusu iyi. Ben Çağlar'ın yorumunu çok merak ederdim ya. Çağlar yerdi bu arada. Yani bence de Çağlar yerdi işte. Yiyebilirdi. Çağlar yerdi. Çağlar bile yemeyebilirdi bu arada. Midem şeyi yesin diye ekmek atıyorum ağzıma. Geçmiyor benim bu arada. Midem gerçekten çok bulanıyor. Benim midem yanıyor. Yanıyor ve bulanıyor benimki abi. Oğlum birkaçın içtik, nasıl yemedi? Evet işte iki kaşık da mahvetti beni ya. Abla acaba içiyor mu? Mesela öğle yemeğinde bu çorbayı içiyor mu? Onu da sorarım. Teşekkürler. Ne tutmuş? Tam işkembe 160, tam kelle paça 205. Az kelle paça kaç para olmalı? 160. Niye yarısı kadar koy? 100 olmalı değil mi? Hayır. Yani yok, öyle yapmıyorum. Olmuyor abi. Ha. Çünkü tam yarım koymuyor. 200 yerine 150 yazmış. İşkembe az da 160 yerine 120 yazmış. Okey. Normal, normal. Diğer yerlerde de böyle. Evet. O zaman 424 lira hesabımız var. Salatadan, sarımsaktan, sirkeden bir şeyden ya, para alımlı. Porsiyon olarak falan iyiydi. Evet, evet, porsiyon iyi ama içmezsin ki bunu isterse. Şat bardağında getirsin yani. Evet, tamam.
O zaman bunu kasada ödeyelim, kasada söyleyelim ablaya. Abla ya, işkembe de kelle paça da hiç güzel değildi. Hiç, içemedik. Vallahi çok mı beğendiler onlar da? Damak tadımızı. Bizim damak tadına uymamıştı. Bizim damak tadımız uymamış olabilir. Arkadaki de iki tane işkembe içti. Ya biz de şeyden çünkü üçümüz de beğenmedik. Yani üçümüzün de beğenmemesi enteresan geldi. Girdik buranın yorumlarına baktık. Yorumlarda da hiç beğenen olmamış. Herkes bir yıldız vermiş. Çok kötü yazmış herkes. Allah Allah. Fenalığı olan da var ya. Bana, nasıl? Yani gavurluğuna yazan da var. Kart mı çekeceğiz? Aynen abla. Çok mu tadı kötüydü? Çok. Yani ben kelle paça işkembe çok içen birisiyim. İlk defa böyle içtim. Yani biz hatta korktuk bozuk mu acaba diye. Valla 4 tane verdim size işte. Bilmiyorum ki ne? Hayatta içme. Nasıl? Kendiniz içmiyorsunuz. 45 yaşındayım daha hiç ağzıma sürmedim. Niye denemiyorsunuz kendi yaptığınız çorbayı? Yapamam abla. Et yapamam. Teşekkürler, sağ olun. Abla dedi ya, ben hiç yemem falan. En doğrusu abla yani. Evet, yememesi lazım zaten. Hani. Bu arada benim midem inanılmaz yanıyor. Şu reflü gastrit, aradan böyle bütün genzim. Birer kaşık içtik lan. Onu bitirseydik yoktuk şu an. Bir de ablanın da işin içinden çıkma yöntemi. Ha, beğenmediniz. Bazıları beğeniyor, bazıları beğenmiyor. O ben çok saçma. Ya içerideki o 6 kişinin beğenip bizim beğenmemizi çok saçma buldum. Hani. Bence dümen de zaten. Hep aynı şey yapıyor muhtemelen. Sizin damak tadınıza uymuyor olabilir. Ya böyle bir çıkış yöntemi olmamalı işin içinde. Ya ve hani aşçı yaptığın şeyin tadına bakar ya. Evet abi, yaptığın şeyin tadına bak. Ya da sen bakmıyorsan eşine baktırırsın, çocuğuna baktırırsın, çalışan başka birine baktırırsın. Tadına bakmadan yemek mi yapılır lan? Belki kadın 10 yıldır içine bir şey koymayı unutuyormuş, atıyorum. Ya. En önemli malzemeyi koymuyormuş belki. Çok enteresan yani. Bilmiyorum, bana zaten lezzet olarak hepimize çok kötü geldi. Ama telafi daha kötü. Bu öyle bir şey değil ki. Nereye gidiyoruz şimdi biz? Hamburger'e gidiyoruz. Hamburger için tatla alakalı bir şey yazmışlar mı? Yoksa sadece gramajlar küçük. Gramajlar küçük, tatla çok kötü. Genelde hamburger'e şey yazmışlar işte. Bim'den hamburger ekmeği almış, içine köfte almış, koymuş, yapmış. Hamburger daha güzel olurdu kötü demiş. İşte ben de onu anlamadım ya. Gidelim en düşük puanlı hamburgercimize. Haydi. İnsanlar gramaja çok laf ettiği için biz yanımızda hassas tartı getirdik. İçinden gerçekten dönerini ayıracağız, tartacağız. Menüde yazan gramajda doğru tutuyor mu? Tutmuyorsa herhangi bir tane. Ha, burası. İki çeşit şey alalım bence. Tavuğunu da alalım, etini de alalım. Tamam. Bir tane cheeseburger alalım, bir tane büyük bir şey alalım. Ama ikisini de fotoğrafını çek, bir de gelene bakalım, tamam mı? Tavuk almayalım mı o zaman? Bir tane tavuk al, üç tane al. Tamam. Allah geldi mi? Kaç dakika oldu sipariş vereli? Herhalde bir 15 dakika, 20 değil dakika mi? 15-20 oldu bence de. Biraz bekledik. Çıkar, önce bir ölçelim sonra yiyelim. Şimdi. Zaten hani evet, McDonald's'ta da fotoğrafta olan ürün gelmiyor hiçbir zaman ama. Lan bu çok uzak abi, fotoğraftakine. Yani fotoğraftaki bu, gelen bu. Siz karar verin. Patates bakalım hemen. Patatesle patates tadı yok. 100 gram olması lazım evet. Değil mi şunun? Koyuyorum. 40 gram lan. Hani 100 gramdı oğlum. Bir sorsana cheeseburger kaç gram diye. Hayvan gibi şey yapıyorsunuz ya. Hocam cheeseburgerin içinde köfte kaç gram olması lazım? Ne için sormuşsunuz onu? Ben de böyle bir iş yapmayı düşünüyorum. 50 gram. Trio Kadri söyledim. 100 gram. Tamam, teşekkür ettim. Ha bak, bunun boyutu daha büyük. Bu biraz daha ağır geldi bana, 50 ben. Bu da 57 gram. Neymiş? 50 dedi de çok da biliyor gibime gelmedi. Az önce niye 100 dedi? Bunun içindekilere 100 dedi. Bakacağım. Şunun bir önce tipini göstereyim. Bu güzel gözüküyor bana. Tip olarak güzel gözüküyor. Evet. Katılıyorum buna. 74. Bu da 100 değil. Bu da 100 değil. Tamam. Olur diyelim. Olur. Tadına bakalım yani. Kim deneyecek önce? Hemen çekelim. Gayet normal. Normal mi? Ne demek? Gayet normal. Güzel yani. Bakayım. Yani çok tatlı, çok tuzlu bir şey diyemeyeceğim ama okey yani. Ben olsam biraz daha ketçap koyarım içine mesela. Ha, ye yavrucuğum. Ne diyorsun? Güzel. Şu büyüğü deneyelim. Gayet lezzetli. Ben yorumları çok haksız bulmaya başladım. Evet. Bunu da al yavrucuğum. Ne diyorsun? Gayet güzel tadı. Güzel. Bu benim normalde favori arkadaşım. Buna bakalım. Yok, McDonald's daha güzel. McDonald's'ınki şov abi. Etin tadı biraz değişik bu arada. Evet. McDonald's ve Burger'a göre. Bu çok kötüymüş ya. Kötü.
Ne diyorsun? Yenmeyecek gibi değil bu arada. Yenmeyecek gibi değil. Ben buraya 5 üzerinden 4 veririm. Fiyatına ve performansına. Fiyat performansı olduğu için ben de 3,5 4 veririm. Ben okeyim ya abi. Benim burayla ilgili bir teorim var abi şimdi. Bilir kişi olarak. Lütfen. İçeride gördüğüm kadarıyla buranın kuryeleri kendilerine ait değil. Tamam. Dışarıdan dağıtıcı bir kurye firmasıyla çalışıyorlar. Ha, kuryeler yolda onu açıyor, köfteyi çıkartıyor, dışını kemiriyor. Yok, o değil de diğer kötü yorumlar için büyük ihtimal hani şey memnuniyeti çok da önemli değil adamlar için aslında. Restoran memnuniyeti. O yüzden o çalkalana çalkalana soğuya soğuya gidiyordur diye tabii, düşünüyorum. Zaten 78 dakikada gitmiş sipariş. Evet. Ya bence burgerla McDonald's'la aynı gibi geldi bana ya. Patatesi daha kötü onlara göre. Evet. Fiyatının daha ucuz olması bence bir avantaj. Cheeseburger'ini gelsem buraya yemem ama şu büyük olanı ya da tavukluyu kesin yerim. Ben bunu yerim. Hakkını yemişler buranın. Evet. 2.1 değil buranın puanı. Ben buraya 4 vereceğim şimdi. Nerede burası? Yemek 4. Servis 4. Atmosfer 4. Okey. Sizin hakkınızı yemişler de. Efendim? Yorumlar, puanlar düşük yazmışlar da. Bunların paketi aşırı yok. Kuryeleri hemen göndermeniz gerekiyor. Tamam, peki teşekkür ederiz. Bilgilendik, kültürlendik, puanımızı verdik. Geçiyoruz sıradaki felaketül restoranos. Tavuk döneri yemek bence hiç mantıklı değil bak. Oğlum dur la. Ne oldu abi? Niye? Dur oğlum, dur. Bütün Ankara yapıyor bunu, dur. Vallahi mı diyor? Dur. Arkaya baktın değil mi? Çulusun cemeci çankaya, kardeş deriz kankaya. Guys, burası geldiklerimiz arasında en düşük puanlı olan. Döner yiyeceğiz. Şimdi yorumlara geçiyorum. Bir puanı bile hak etmeyen bir yer. Dönerden çok deri dolu. Hiç sevmem. Deri. Hiç sevmem. Ben de sevmem. 120 gram diyor, hiç o kadar yok içerisinde. Deri ve lavaş varmış sadece. Bol soslu istemiş, çok kuru gelmiş. Biri patates yemiş ama baharatlı patates değil, patatesli baharat yemiş. Ona şikayet etmiş. Yediğim dürüm her yerinden patlamıştı. Resmen avuçlayıp yedim. İçinden kemik çıkmış. Kemik evet, ve deri çok çıkıyormuş. Evet. Hadi gidelim. Bir de güzel bir şey yesek ne güzel olacaktı da işte hayat. Ulus cebeci çankaya, kardeş deriz kampaya. Bize her yol Paris değil ama bize her yer Ankara. Of. Küçükken şöyle bir şeyim olsa var ya, bambaşka bir insandım. Ha, bunu burada mı kiralıyorsun AVM'de acaba? Senin mi bu? Çok güzelmiş. Sen çocuğu tut, ben motoru kaçırayım. Benim olmadı küçükken. Oğlum gözüm kaldı, çocuk düşecek şimdi, korkuyorum. Geldik. İskenderun usulü soslu dürüm. Türkiye'nin en iyi hoş geldin. Biz şöyle şu merdivenin altına doğru gidiyorum ben. Siz hadi alın gelin. Şimdi. Ya görünüşüne mükemmel diyemem. Evet, görünüşü harika değil. Kötü de değil bence görünüşü. Boyut büyük bu arada. 120 liraya aldık değil mi biz bunu? Yok. Hayır, 79. 90. 79 mu? Ben 79'a dedim. 79 mu dedin? Şu kadar dürüm için 79 lira çok iyi abi bedava fiyat. Ve bak biber de veriyorlar. Biber de var, ne güzel. Aslı baba da bunu verdi. Tabii canım. Aslı baba da bu kadar ikram verdi mesela hani. Gömüyorum. Eti biraz kuru. Ama fiyatına göre düşünelim. Lezzetli değil ama doyurur. Fiyat performansa göre çok iyi. Bir yiyeyim bakayım. Ye bakayım. Bu en sevmediğim bir şey ya. Aa, oğlum ben bitirdim. Tavuk döneri yemek bence hiç mantıklı değil bak. Sen bayıldın abi bunu. Hani yorumları bakarak içinde bence tavuk var. Var. Ben deri de göremiyorum. Ay, deriyi unutmuştum ben. Ne güzel derisiz diyordum. Bükür. Ya muhtemelen deri vardır ama ağzıma da gelmedi. Yağ ya da deri gelmedi. Ama o sosla deri tadına yer edemeyiz ki. Ben şimdi yediğim her şey mi deriydi diye düşünmeye evet başladım. Ne tam derisiz olduğunu varsayarsak. Fiyat performansı çok iyi ya. Sen nasıl beğenmedin onu? Ben tadı olarak sevmedim abi. Öğrenci için çok iyi ama. Abi ben öğrenciyim abi zaten. Kartal'da füzyon gastronomi mutfaklarına gidiyor sürekli. Füzyon yemekler yiyor Michelin yıldızlı restoranlarda. Hayır abi, ben öğrenciyim mesela. Sevmedim. Ne bekliyorsun sevgili öğrenci? Önce abi burslar arttırılsın falan. Yorumlara bakarak hakkı yenmiş yeri. Bence de hakkı yenmiş. Ben şu yediğim dürüme göre bir puan verecek olsam 4 çok rahat veririm ben buraya. İşkembeci 2.7, burası 1.8. En düşük yer burası şu an. Olamaz. Yok abi, burası iyi. Siz kaç puan veriyorsunuz ortalama? Vereceğim. Ben 3.5 veririm buraya ya. Sen? 3. Ben 4 veriyorum. Ne vereceğiz? 4 vereceğim. Verdim 4. Hepsine de 4 verdim. Ya atmosfer, AVM atmosferi tabii. Mükemmel manzara olan bir şey yok ama manzarayı beğendik. Manzarayı gösterelim. Manzarayı göster. Hastaneler. Bugün geldiğimiz en iyi manzara. Evet hocam, verdim buraya da puanımı. Görevimizi tamamladık. Hadi kalk. Evet, dönüş yoluna çıkıldı. Hocamlar, düşük puanlı 4 tane restoran denedik. Döner yedik, aspava yedik, işkembe çorbası içtik. Şey daha yedik, ne yedik ya?
Ne yedik abi? Burger yedik. Niye kimse hatırlamıyor? Ne yedik? O çünkü çok bizim abi atıştırmaya gittiğimiz bir yer gibiydi. Ben orada karnımı doyurdum bayağı. Peki iyiden kötüye doğru sıralayalım. Ben en büyük şoku şeyde yaşadım. Çorbada muhtemelen bu saatten sonra rüyalarıma girecek. O kadar kötüydü. Evet, çorba benim de en kötü yediğim dediğim en kötü çorba. Şeydi. Benim de kesinlikle. En kötü daha... şeydi yani. O kadar kötü şeyler yedik ki son. Ben hani burada çalışmaya başladığımdan beri her şeyi yedik yani. Yedik yedik. Her şeyi demeyelim de. Çok şey yedik ama yani. Büyüklü küçüklü çok şey yedik yani. Tamam dördüncü sıraya işkembeyi koyalım. Çorbayı koyalım. Üç kim? Aspava. Aspava evet. Üç aspava. Aspava evet. Değil yani hani. Aspava değil. Kebabın bize döner kalmadığı için aspava olarak kakalanması. Siz Ankara'ya ilk defa aspava yiyeceğim diye gelseniz aspava yemeden dönmüş olacaktınız ki biz öyle yaşadık şu an. Peki burger mi daha güzeldi? Döner mi? Burger ya. Burger abi. Ben de döner diyorum ya. Sen döneri çok yedin oğlum. Ben döneri beğendim ya. Sizin ikinizin o zaman burger birinci. Evet burger. Dürüm ikinci, ben de dürüm birinci, burger ikinci. Evet. İstanbul'dan daha kötüymüş ama buranın düşük puanları onu görmüş olduk yani. Kesinlikle. O işkembeyi hiç unutmayacağım ya. Ya tabii abi benim çok uzun süre mesela yediğim en kötü yemek olacak. Daha çok kötü neyi yiyebiliriz onu düşünüyorum evet, ya. Evet dediğin yani muhtemelen ölene kadar yani. Bence de. Abla şuna bana sebep oldum. Ben işkembe ve kelle paça yemeyen bir insandım zaten. Bundan sonra ağzıma bile sürmeyeceğim yani. Hani yeme şansım vardı onu benim elimden aldın. Özgürlüğümü benim elimden aldı yani. Şu muamele de çok kötü. Bazıları beğeniyor, bazıları beğenmiyor. Damak tadı. Kadın çok tatlıydı başta. Şunu deyince beni çok rahatsız etti açıkçası. Evet. Bir de bak daha da saçması. Abla diyor ki 15 yıldır yapıyorum ben bunu bir kere denemedim diyor. Evet abi. Ya abla hani denemeden yaparsan nasıl olacak ki bu iş? Evet en düşük puanlı restoranlar serimizin de ikinci bölümünün burada sonuna geldik. Bir sonrakinde farklı bir ilde devam edeceğiz. 0 TL serisi gibi böyle il il geze geze gezeceğiz. Sizin de böyle kendi ilinizde, semtinizde berbat düşüklü bir puan varsa yorumlara yazın. Biz orayı bulalım. Oraları da deneyelim. Bakalım başımıza neler gelecek bu seride. Vallahi bugün zehirlenmedik gibi geliyor bana. Akşam onun kokusu çıkar. Akşam zehirlenmiş olursam araya bir detay görüntü çeker ekleriz hepimiz. Haydi öpüyoruz sizleri. Bizim yolculuk var. Uçağımıza yetişeceğiz. Zehirlenecek adam sensin muhtemelen ya. Tavuğu evet sadece ya. Sen. Evet, sabahtan beri tavuk yemeyelim dedim. Oğlum hepsini yarısını bitirdim ya. Yedin yani. Yarıyı hepsini. Bitirdim. Evet çok güzel tavuk. Tutamadım kendimi ya. Daha olsa yerdim vallahi. Ben de midesizim. Hadi görüşürüz.